Merhaba arkadaşlar, ben Botan Çakmak. Bugün mavi keman metoduyla keman derslerimizin 13.sine başlıyoruz. Bu dersimizde iki konu üzerine duracağız. Birincisi parmak tutma sembolü. Basit bir işareti var çizgi gibi. Hangi notadan başlayıp hangi notaya kadar devam ediyorsa o parmağımızı tutacağız. Örnekleriyle göstereceğim ben sizlere. İkinci konumuz ise şarkımız zaten. Candan Erçetin'in Gamze Hayat adlı şarkısını öğreteceğim sizlere. Popüler bir müzik, çok hoş bir melodisi vardır. Özelliği ise şu, kitabımda orijinal notaları yazıyor. Çünkü transpoze yapma ihtiyacı duymadım bunda. Diğer şarkıları kemana göre transpoze ediyorduk. Transpoze nedir zaten bunu da biliyorsunuz, bunu da öğrettik. Derslerimiz sırasıyla takip edenler çok kültürlü bir şekilde ve bilgili bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu şu anlama geliyor, orijinal ton şu anlama geliyor. Dersten sonra şarkıyı direkt açıp aynı notalarıyla beraber şarkının üzerine çalabileceksiniz. Çok hoş bir duyum elde edeceksiniz. Hem sizin için de güzel bir pratik olacaktır. Haydi başlayalım. Öncelikle ilk ölçümüzü bir inceleyelim. Fa diyez var 2 vuruş, sol var 2 vuruş. Hangi tellerde fa diyez ve sol? Re telinde 2. parmak ve 3. parmak. Mi de koyuyorum ama re telinde 1. parmağımı da koyuyorum, 2'yi de koyuyorum, 3'ü de koyuyorum. Önce ilk ölçümü çalıyorum. 1, 2, tekrar. Fa diyez 2, sol 2. Sonra diğer ölçüye geçiyorum. La 1 vuruş. Sonra re do var yarım vuruş. Yani 1 vuruşta ikisini yapacağım. La, re do, si. Si'de 2 vuruş. Yani fa diyez, sol, la, re do, si. Fa diyez, sol, la. Bu parça. Bir de orijinal şarkıdan dinleyelim mi introsunu? Güzel nameli çalmış. Tabii biz ilk başta düz çalacağız. Ondan sonra bu tarz eklemeler, süslemeler yapabiliriz. Ben de şu an kafadan yaptım. Yani daha iyisi de olabilir tabii ki. İlk baştaki amacımız düz ve doğru sesler çıkarmak. Daha sonra adam gibi nameli çalabiliriz. Adam mı kadın mı bilmiyoruz gerçi klarnetçi ama güzel çalmış. Ağzına sağlık dileyelim. Şimdi bir de ben direkt notaları çalayım size. Fa diyez 2, sol 2, la, re, do, si. Fa diyez 2, sol 2, la, re, do, si. Bu kadar. Re, do. Bir vuruşta iki tanesi var, onu kaçırmayın. Fa 2, sol 2, la, re, do, si. Bu. Şimdi parçamıza geçerken sizden dikkat etmenizi istediğim bir konu daha var. Parmak tutma sembolü. Fa diyezden başlamış do diyeze kadar gidiyor çizgi. Tamam, biraz abartmış olabilirim. Belki ben de öyle çalmıyorum ama zora alışın. Zora alıştığınızda normal bir şeyi, normal bir kolaylıktaki bir parçayı çalmak çok çok daha kolay gelecek. Ya da zor bir şeye alıştığınız için zor bir parça bundan sonra size kolay gelecek. Tamam. Doğrusunu öğretmek için eğitim veriyorum. Öyle dersler var. İlk haftada şarkı öğretiyor. Öğretir de çıkan sesler şarkıyla alakası yok yani. Şarkının %95'i başka her şeye benziyor yani. Müzikten başka her şeye benziyor. O yüzden kafada olmamanızı tercih ederim. Şimdi koydum. Fa diyez. Şimdi beraber çalacağız. Hazırsak başlatıyorum. Fa diyez sol. İkinci parmak, üçüncü parmak. Son. 2, 3, 4. Fa diyez sol. La, re, do, si. Fa diyez sol. La, re, do, si. Bakın fa diyez sol'dan sonra la'da parmakların basılık oluyor. Özellikle fa. Çünkü parmak tutma sembolü var. La'yı da çalıyorum. Hepsini aşağı indiriyorum. Ve kolumun çalışmasına da imkan sağlıyor bu çalışma. Öbür türlü çünkü böyle basılıyor. Fa diyez falan. Şöyle basılıyor. Ya da aşağıya geçerken. Fa diyezden do diyeze geçerken. Pardon. Ama ben derslerinde öğrencilerden şunu istiyorum. Şu bilek dönsün. Çünkü sonra geçince de bu dirsek iyicene çıkacak. Dirsek de işin içinde. Her enstrümanda olduğu gibi. Bir daha yapalım. Fa diyez, sol, la, re, do, si.
Fa diye sol la ve do si. Tabii aynı şekilde si'den sonra da bırakmak yok. Si basılı kalıyor. Fa diyeze geçiyorsunuz. Yani fa diye sol la ve do si'den sonra tekrar fa diyez var. Si bırakmıyorum. Sanki do diyez basıyormuş gibi. Sadece bir üst tela çıkacağım. Toparlıyorum. Son kez adam akıllı çalıp ve dersimizi bitiriyorum. Son 2 3 4 fa diye sol la ve do si fa diye sol la ve do si. Dersimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu tarz şarkılar kitabımda mevcut. Keyifli ve doğru bir eğitim gerçekleştirmek, öğrenim gerçekleştirmek istiyorsanız kitabımı temin etmenizi isteyeceğim sizden. Elimden geldiğince size videolardan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama her zaman dediğim gibi elinizde bir yazılı metnin olması size çok daha fayda sağlayacaktır. Bizi sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız gönlümüzde tat kurarsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.